Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için örgü pizza tarifim var. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle gönülleri fethedecek bu tarifimi eminim sizler de çok seveceksiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Yoğurma kabımıza bir bardak ılık sütümüzü alıyoruz. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 ml. Üzerine bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı şekeri ilave ettikten sonra iyice karıştırıp mayamızın aktifleşmesi için bir 10 dakika bekletiyorum. Mayam aktifleşti. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını, 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyorum. Şimdi karıştırarak azar azar un ilave ediyorum. Ben bu tarif için yaklaşık 3 su bardağı un kullandım. Bu unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden siz kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumu yoğuruyorum. Evet, hamurumu tezgahıma aldım. Hamurumu toparlamak için üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını ekledim. Ve hamurumu yoğuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika tereyağı hamura geçecek kadar yoğuralım. Evet, hamurumu yoğurdum. Kabıma tekrardan alıyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat mayalanması için bekletiyorum. Evet, sosumuzun yapımına geçelim. Bir kasemize bir tatlı kaşığı biber salçasını alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını, bir tatlı kaşığı kekiğimizi ekleyelim. Ardından soymuş ve doğramış olduğumuz bir adet domatesimizi de ilave edelim ve iyice karıştıralım. Sosumuz hazır. Şimdi hamurumu tezgaha alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hamurum neredeyse 2-3 katına kadar çıktı. Hamurumun hava kabarcıklarını alıyorum. Ardından hamurumu açmak için tezgaha alıyorum. Hamurumu bir merdane yardımıyla açıyorum. Çevire çevire hamurumu açıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumu açtım. Üzerine bir tabak kapattım. Ve bir bıçak yardımı ile hamuruma çiziklerle kestim. Evet, baştan sona kadar hamurumu bu şekilde kesiyorum. Ardından bu şeritlerle hamuruma örgü modelini vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şeritleri bir sağa bir sola katlıyorum. Bir şeridini katlarken diğerini katlamıyorum. Umarım izlerken anlarsınız. Yani tamamen şeritleri katlayarak örgü modelini oluşturuyoruz. Dediğim gibi bir sağa bir sola şeritleri katlıyoruz. Birini katlarken diğerini katlamıyoruz sadece. Evet, pizzamın örgüsü de hazır.
Şimdi malzemelerini ekleyeceğiz. Ben önce kaşarını içine ekledim. Ardından hazırlamış olduğumuz domates sosunu döküyorum. İyice kaşarımın üzerine yayıyorum. Daha sonra küp küp doğramış sucuklarımı da yerleştiriyorum. Pizzamızın içine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Mantar olur, biber olur, mısır olur. Tercih size kalmış. Evet, sucuklarımı da yerleştirdim. Şimdi üzerine tekrardan kaşar rendesi ekleyeceğim. Evet, şimdi pizzamın üzerine örtüp bir 15 dakika tepsisine bırakıyorum. Evet, tepsi mayası oluştu. Görmüş olduğunuz gibi kabarmış, şişmiş. Harika görünüyor. Evet, şimdi pizzamın etrafına yumurta sarısını sürüyoruz. Ve pizzamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Yumuşacık örgü pizzamız servise hazır. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.